sohbetlerden kendi hayatımıza, kendi dünyamıza ne gibi ibretler çıkarabiliyoruz? Onu bakmamız ve tartmamız lazım. Yoksa sadece kıymetli hocamızın ifade buyurduğu gibi kıssalardan ve hikayelerden ibaret değil. Geçenlerde bu manada bir şey okudum. Güney Afrika tarafında hala insanlar kendi arasında kısımlar halinde. Yani kölelik devam ediyor. Kölelik devam ediyor. Ama köleler de kendi arasında mertebe ve kariyer sahibi. Kölelerin kariyeri veya kendi aralarındaki rütbeleri kendi efendilerinden alıyorlar. Yani efendileri ne kadar zenginse köle de o kadar değerli. Köle değerini efendisinden alıyor. Bunu anlatmış uzunca. Günümüz köleliğine gelmiş. Günümüzde de, Türkiye'mizde de kölelik devam ediyor mu demiş. Marka köleliği mi var acaba? Herkes markasından veya bindiği arabasının markasından mı güç alıyor? Yoksa kendisinden mi güç veriyor? Birileri bulunduğu yere değer katar, kendisinden değer katar, kimileri de bulunduğu yerden güç alır. Ben falanca yerin müdürüyüm. Demek de oradan güç alanlar veya güç kazananlar, güç katanlar iki kısım. Dolayısıyla bugünkü kıymetli hocamızın sohbetinde bir ateşin içerisine yanan gençliğimize su mu serpiyoruz? Onların gönül dünyalarına nasıl ulaşmamız lazım dersi? Günümüzdeki putlaşmanın önüne nasıl geçmemiz lazım? Bunu bilahare kıymetli hocamızın bir sonraki derslerinde devam edeceğiz. Bu arada şunu ifade edeyim. Biliyorsunuz her yıl yaklaşık 9 yıldan beri Mescid-i Aksa'ya gidiyoruz cemaat olarak, kardeşlerimiz olarak, talebeler olarak. Bu senede nasip olursa 1 Şubat ve 4 Şubat arasında nasip olursa programladık. Yani 15 tatilin ikinci haftasında, hafta sonuna denk getiriyoruz ki çalışan, işveren kardeşlerimizin de bu işten mahrum olmasın. 1 Şubat'ta Efendimizin ifadesiyle oradan elinizi çekmeyin. Orası bizim topraklarımız ve bizim dedemizin tapulu yeri. Oraya gittiğimiz zaman ben böyle rahat hareket ederim. Rahat hareket etmeyi severim. Çünkü ev sahibi benim. Onlar kiracı. Şimdi sözlerin ve kelamların en güzeli olan Kur'an-ı Kerim'e gönlümüze, kalbimizi açıyoruz. Ataşehir Mimar Sinan Camii Müezzini Hafız Abdüllatif Efe hocamızdan Bakara suresinin 122 ve 129. ayeti celileleri gönülden dinliyoruz inşallah. Rabbim dinlediğimiz Kur'an-ı Kerim'i imanımızın artmasına, kamilleşmesine vesile eylesin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم
وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنْ طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ الطائفين والعاكفين والركع السجود وإذ قال إبراهيم اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات وارزق أهله من قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار
وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. Kimsenin kimse namına bir şey ödemeyeceği, hiç kimseden fidye alınmayacağı, kimseye şefaatin aracılığın yarar sağlamayacağı ve hiç kimsenin hiçbir taraftan yardım göremeyeceği günden sakının. Kendinizi o güne hazırlayın. Ve ayet-i celilenin devamında kıymetli dostlar, Hazreti İbrahim ile Hazreti İsmail aleyhisselam birlikte evin yani Kabe'nin temelini yükseltiyor ve şöyle dua ediyor. Ey Rabbimiz, bizden bu yapmış olduğumuz eseri kabul buyur. Yani biz yaptık ettik yorulduk şöyledir böyledir demiyor. Bir havaya girmiyor. Rabbimiz bu yapmış olduğumuz eserimizi, hayrımızı sen kabul eyle diye dua ediyor ve devam ediyor. Şüphesiz sen hakkıyla işitensin, hakkıyla bilensin. Rabbimiz bizi sana teslim olmuş kimselerden kıl. İkinci duaları çok önemli. Bakınız. Ve devamında soyumuzdan da sana teslim olmuş bir ümmet kıl. Teslim olmadan, yani adanmadan adam olunmaz diyorlar. Adanmadan adam olunmaz. İlla teslim olmaktan geçiyor.
Bize ibadet yerlerini ve ilkelerini göster, tövbemizi kabul et. Çünkü sen tövbeleri çok kabul edensin, çok merhametli olansın. Rabbimiz içlerinden onlara bir peygamber gönder. Hocamız ifade ettiler ya, Efendimizin ifade ettiği gibi ben Atam İbrahim'in duasıyım, işte burada zikrediliyor. Rabbimiz içlerinden onlara bir peygamber gönder, onlara ayetlerini okusun, kitabı ve hikmeti öğretsin ve onları her kötülükten arındırsın. Şüphesiz sen mutlak güç sahibisin, hüküm ve hikmet sahibi sensin. Rabbim inşallah dinlediklerimizi amele dönüştürme noktasında Rabbim cümlemizi muvaffak eylesin. Bu güzel Kur'an-ı Kerim'i bizlere güzel okuyan kıymetli Abdüllatif Efe hocamıza teşekkür ediyoruz. İnşallah Rabbim nice böyle Kur'an-ı Kerim'i güzel okuyan hocalarımızın sayılarını ziyadeleştirsin. Kıymetli dostlar, şimdi